Zeynep. Burada mı uyudun? Şşt. Kalksana, odana git hadi. Geldiler mi? Ne gelmesi kızım? Daha haber bile yok. Günaydın. Günaydın. Çay oldu mu? Oldu abla. Haplarını da getiren mi? İstemiyorum Asya. Artık hap falan almayacağım. Abla olmaz. Doktor ne dedi sana? Bu haplarla kafamdaki her şey yarım kalıyor. Dün gece bir karara vardım. Artık onları yutmayacağım. Yarım kalan her şeyi tamamlayacağım. Hap alırsam bu kararım da yarım kalır. Mesela yarım kalan neyi tamamlayacaksın? Pek çok şeyi. Uyudun mu yengecim? Birazdan ararlar. Doğru dürüst bir bilgi alırız. Sonra sen de rahat rahat uyursun. Kayseri'ye gitmem lazım. Hastanenin önünde bekleyeceğim. Nasıl oraya getirecekler? Sağ olsa tabii. Ölmüşse buraya getirirler ama değil mi? Seymen ölmedi Bahar. İnan bana. Bana kimse bir şey söylemiyor. Sana inanmıyorum. Böyle şey saklanır mı? Bak daha birkaç saat önce Yaman'la konuştum. Her şeyi bir daha uzun uzun anlattı. Şimdi neredeyse Seymen'i ambulansa koymuşlardır. Merak etme. Doktorlar yanında. Yaman da mı orada? Can abi de. Demek iş bu kadar ciddi ya. Herkes orada. Seyhan da apar topar gitti. Hafif yaralı demek. Ayrıca bu kadar olaydan sonra Yaman hafif yaralı bir Seymen'in karşısına çıkmayı düşünmezdi. Sanmam. Peki tamam. Size inandım. Başka çaren var mı zaten? Günaydın kızım. Ne oluyor Bahar? Aa, yavrum. Şükredeceğine ağlıyor musun? Bak Allah'ın gücüne gider. Çocuk öyle bir enkazdan sağ çıkmış. Aç susuz güneşte direnmiş. Sen burada yas tutuyorsun. Ben biliyorum. O bebeğiniz olacağını hissetti. Ondan kuvvet aldı yavrum. Yapma böyle. Bünyen zayıf zaten. Hadi, hadi güzel bir kahvaltı edelim. Sonra da yola çıkarız. Hastanede Seymen'i bir kontrol ettiririz. Alıp eve getiririz. Kendisi de arar birazdan zaten. İlk iş bizi aratırlar. Hadi masaya gel, hadi. Gelen annesinin bir tanesi, gel. Sümbül anne, Hamzaoğlu Kader Hanım'la oğlu geldi. Niye buraya getirdin ki? Al şunu. Tabağa çıkarılacak, mutfağa götür. Ay Sümbül, evde mevde duramadım. Geçirmişler mi oğlanı? Haberler hayırlıdır inşallah. Eli kulağındadır Kader. Buyurun, hoş geldiniz. Tamer de yalnız bırakmadı beni. Size sıcak börek yaptırdım. Eliniz kolunuz kalkmaz şimdi. Çayla yenir dedim. Sağ ol. Kızım, getirin sofraya bardak ve servis, hadi. Zahmet etmeyin, biz hemen gideceğiz zaten. Seliha, gel, gel bir sarıl halaya. Gel gülüm, gel. Anne ısrar etme. Kapıdan öyle uğramışlar. Bu saatte oturmaya gelecek halleri yok ya. Bir haber alırsanız bana da haber veriverin. Hadi Tamer. Veririz, vermez miyiz? Ay otursaydınız biraz, kusura bakma Kader. Herkes bir alem oldu. Allah acil şifalar versin. Sağ salim gelsinler inşallah. Bu neydi şimdi anne? Niye yaltaklanıyorsun bunlara? Şeytan diyor dön, sevmeyiniz paramparça, boşuna beklemeyin de çık. Düşmanın bile olsa bir anaya bu söylenmez. Görmüyor musun hallerini? Allah aynısını başına verir insan. Günah. Kıza bak. Korkusundan yüzüme bile bakamıyor. Pişman edeceğim bu karadağları görürsün. Evine gelen insana böyle davranmak nasıl olurmuş, çok kötü ödeteceğim onlara. Anne neden üzerlerine gidiyorsun bunların? Dayın için. Dayımı Sümbül Hanım'a kavuşturacağız ha? Saf mısın anne sen ya? O kadın sadece dayımı kullanıyor. Bunu göremiyor musun? Menfaati olmasa küçük parmağını kıpırdatmaz. Dayımı da parmağında oynatmaya başladı. Sümbül'ün bir lafıyla Dilara'nın miras hakkını vermekten vazgeçmeyeydi. Şimdi her şey süt liman olacaktı. 3 kuruş için delirttiler kızı.
Kimse lafımı dinlemiyor ki. Dilara'nın payını vermedi ama anasına encin satımızı gözünü kırpmadan verdi. Kim bilir sırada ne var? Sen daha aralarını yapmaya çalış. Sümbül'ün ilk işi ortalığı rahat rahat talan edebilmek için seni sepetlemek olacak. Ben de çok güleceğim sana. İyi iyi. Bunları gelince dayına söylersin. Kaldır şu börekleri. Sabah sabah vıcık vıcık yağlı şey yenir miymiş? Oh mis gibi. Çıtır çıtır tereyağlı. İster misin yenge? Asya. Tabağı getir bir dakika. Dur kızım. Ben de tadına bakayım da. Ay, sinirden midem kazındı. Sen de ister misin teyzeciğim? Asya. Al bak ne güzel. Bir tane de Gül ablaya. Buyurun. Asmalı konak buyurun efendim. Seni istiyorlar Zeynep abla. Kim? Kız kim söylesene. Şeyin oğlu. Hamzaoğlu. Alo. Merhaba. Buyurun Tamer Bey. Yok burada. Bakayım ama şey, burada cep telefonu gördünüz mü? Ne telefonu, ne diyorsun sen ya? Doğru dürüst konuş benimle. Bak 10 dakikada bir ararım yoksa. Evet anlıyorum. Neydi o halin öyle? Ne gibi? Ben sevdiğim kızın daha cesur olmasını isterdim. Demek telefonunuzu çok seviyorsunuz. Evet hanımefendi, seviyorum. Sizi duyamadım. Seviyorum, bilmiyor musun? Ay çok şakacısınız. Tamam, bulursam size hemen yollarım. Ay ben ne bileyim senin telefonunu. Dikkat etseydi, Allah Allah. Ama çok komik bir çocuk. Ne dedi ki bakalım sana o kadar komik o komik çocuk? Ablan ne kadar çökmüş. Anneannen gibi duruyor dedi. Abla bırak, Asya getirir. Bunların arayacağı yok. Dilara kızım, Seyhan'ı arasana. Bak bebeğim, bu babanın kokusu. Biraz da tıraş losyonundan sürelim. Oh. Bak, mis gibi Seymen koktuk. Beğendin mi hayatım babanın kokusunu? Nasılsın yavrum? Bekliyorum. Gençken insan aşkını idareli kullanmayı bir türlü beceremiyor değil mi? Öyle tatlı ki bir seferde bütün pastayı mideye indirmek istiyor. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz biliyorum. Birbirinizi çok da yoruyorsunuz. Ama aşkı sakin yaşamak, hırpalamamak, oradan oraya saçıp dökmemek lazım. Aşk nasıl sakin yaşanır anneciğim, bu mümkün mü? Elinde çok kıymetli bir sırça kadeh tutsan, onunla hoyratça koşturur musun? Bir düşürürsen tuzla buz olmaz mı?
Bir daha yapıştırıp tamir olur mu? Aşkını da öyle elindeki sırça kadehi korur gibi koruyacaksın. Keşke onun hayatına hiç girmeseydim. Ona zarar veriyorum. Bütün bunlar benim yüzümden başına geldi. Aklı bu kadar karışık olmasaydı kaza falan da yapmazdı. Tuzla buz oldu işte Zeymen. Böyle konuşma. Sen onu dünyanın en mutlu adamı yaptın. Hele bebeği duyunca ne kadar sevinecek. Deli deli konuşma. Sus bakayım. Sapasağlam gelecek Zeymen'imiz. Göreceksin bak.